أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. محترم وعزيز تشجيرimiz الله تعالى رحمت بركت Selamı üzerinize olsun. Buna gene de ne için acaba rubrikasında sizlerle beraberimiz ve sizden gelgen sorularga cevaplar vermeye kısa bir şekilde tırışamız. Bugün bizge soraylar diler ki ne için örümceklerini öldürmeye mümkün değil. Dinimiz boyunca haksız bir yerge gerçekten hiçbir canlığa zarar verilmez. Yani sahabeler yürgenler vakit közlerinden aşağıya bakarakenler kırmızıga bar mı, bir canlı bar mı, ona basmayım, ona bir zarar getirmeyim degen şey. Çünkü bizim dinimiz rahmet ve merhamet dinidir. Eğer insan birisine canlığa rahmet ve merhamet etmese, o zaman Allah-u Teala da ona rahmet ve merhamet elemez. Lakin bunda bir şey var, işte örümcekleri niçin öldürmeyi olmayabilir? Gerçekten örümcekin farklı bir yeri var. Şimdi hicreti anlatkanız vakit bilemiz ki bir örümcek Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saklanganı Kubana böyle ağını oraya ve Hz. Peygamberimizin yani Allah'ın emrinin bir mucize olarak Hz. Peygamberimizin düşmanlardan o şekilde korçalamasına vesile olur. Ama bunun yanında da örümcek dediğimiz vakit eğer evimizde bir yerde örümcek olsa ya da çirki olsa o bizge zarar getirir. Ondan biz korkamız çünkü örümcekler de böyle zehirli soyuları var. O vakit o hayvancıklarını öldürmeye mümkün. Lakin eğer alıp da öldürmeden mesela bir kağıtla ya da başka bir şeyle çıkarıp dışarı atılsa o daha güzel bir harekettir. Müslüman en başta onu yapması, tırışması gerek. Eğer baksa ki zarar getirecek ola o şey, korkusu varsa o vakit de öldürse o kadar bağlaban bir mesuliyeti o meselede yoktur. Lakin biz Müslümanlar olarak bilecekmiz ki hiçbir hayvanga zarar getirmemek gerekmez. Çünkü gene de Allah-u Teala bizlere bunları sorar. Hiç kimsenin hakkına girmemek gerekmez. Bir tek laçere olsa ve bizim bir zarar getirilecek olsa o zaman durumlar başka. Allah-u Teala cümlenizin yer ve yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.